Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, vaktiniz yerindedir. Bugün şu görmüş olduğunuz mikrofon standı olarak gözüken ama mikrofon standı olmayan çekimlerinizi kolaylaştıracak efsane bir ürünle birlikteyim arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Ürün burada mikrofon standı olarak gözüküyor ama bu bir tablet tutucu ve bu ekstradan telefon tutucu olarak geçiyor. Çünkü ürünün kutulaması bu şekilde. Ama içerisinden çıkan alet gerçekten güzel. Şimdi birazdan kutu açılımını yapacağız ve sonrasında size ürünün kurulumunu yaptıktan sonra göstereceğim. Yapı olarak bu şekilde görebilirsiniz. Zaten yapısı bu şekilde. Sadece uç kısmına şu mikrofon yeri takılmıyor. Ekstradan telefon tutucu ve tablet tutucu takılıyor. Hatta göstereyim size şöyle de. Yakın kameraya önce göstereyim. Bu tablet tutucu olanı. Bununla böyle işte arkasını bağladıktan sonra tablet tutucu olarak gözüküyor. Buradan da görebilirsiniz. Bu şekilde açılıyor ve tabletinizi koyabiliyorsunuz. Ekstra şu anda zaten kameramın takılı olduğu yerde de o takılı. Onu da birazdan kutu açılımını yaptıktan sonra hepsini göstermiş olacağım sizlere. Bak bu ürün mükemmel bir şey. İşlerinizi o kadar kolaylaştıracak ki video çekimlerinizde efsane efsane ötesi oluyor. Telefonla hele çekim yapıyorsanız ben çok beğendim. Fiyatı muazzam uygun. Fiyatına göre gerçekten alınabilecek ürünler arasında top seviyede diyebilirim. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Kutu açılımına geçiyoruz. Geldik ürünümüzün kutu açılımına. Şimdi gördüğünüz gibi telefon standı olarak gözüküyor. Hiçbir problem yok. Kutu bu şekilde geliyor çünkü hem telefon standı hem de tablet standı olarak kullanılıyor. Hemen şuradan bir patpatını sökelim. Bu arada güzel de gelmiş yani hani korunaklı bir şekilde patpata sarılmış. Zaten ürün çelik bir ürün olduğu için problem yok. Şimdi bu şekilde kutumuzdan çıkarttık ürünümüzü. Gördüğünüz gibi güzel bir kutulaması da var. Ne diyor? Mikrofon standı profesyonel recording diyor. Bunda herhangi bir mikrofon standı olmayacak. Şimdi şurada açma yeri var. Hemen şuradan ürünü açmak istiyorum. Kutulama güzel. Hatta biraz da zor açıyor. Sonunda açtık. Bayağı ağır bir kutu. Evet. Bu tablet tutucumuz. Bayağı büyük, güzel bir alet. Şöyle yakından da göstereyim size. Şimdi kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor zaten boş. Bunu hemen bir kenara bırakalım. Şimdi bu telefon tutucumuz bunu böyle gördüğünüz gibi telefonlarımız için standart telefonumuza takacağız. Burası dönmeli bir aparat. Kurulumunu yapacağız şimdi. Bu normalde mikrofon standı için kullanılıyor aslında. Daha doğrusu ben birçok kez mikrofon standı için denk geldim buna. Bu şekilde zaten burada ayarlama sıkıştırma yerleri var. Bir de alt kısımda gözüküyor. Yani oradan sıkabiliyorsunuz. Bu da masaya sabitleme aparatı. Şimdi hemen şunu da açalım. Bu da nedir abi? Hemen şöyle göstereyim size. Bu şekilde döndürerek masanızın boyutuna göre ayarlıyorsunuz ve şurası masayı çizmeyecek şekilde plastik bir yapıda güzel yapmış adamlar. Şöyle biraz daha açıp göstermek istiyorum. Şurası plastik, herhangi bir problem yaşatmaz masanıza. Bunu böyle masaya sabitledikten sonra masaya böyle masa diyelim bu sıkıştırıyoruz ve sabit kalıyor. Burada zaten sıkma aparatı vesaire bulunuyor. Buraya da şu uç kısmı gelecek. Şimdi ben bir kurulumu yapıyorum ve sonrasında hemen size net olarak göstereceğim. Ben bunu kullanacağım. Tepe çekimlerim için şu anda mesela bu tripodla çaprazdan görüyorsunuz. Artık bu aparat sayesinde tam üstten kutu açılımı yapabileceğim. Evimin mutfağındayım ve ürünü şu şekilde kurulumunu yaptım ve göstermek istedim. Zaten çok fazla bir şey yok buraya. Ben şöyle bir kutuya koydum şimdilik ki bu açıdan çekim yapacağım için şöyle de göstereyim. Tepeden çekim yapmak için ideal bir ürün. Gördüğünüz gibi ayarlanabiliyor. Bu şekilde yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyorsunuz. Ben şimdi dediğim gibi kutuya sabitlediğim için biraz sallantı oluyor ama normalde herhangi bir sallantı yok. Şöyle tepeden de göstereyim size. Mesela bir ürün açacaksınız ya da tepeden çekmeniz gereken bir şey olacak. Ne gösterebiliriz? Şöyle kavanozu gösterelim. Hani böyle ayarını yapıp şöyle aşağıya doğru indirip veyahut da biraz daha sağa sol
yapabilirsiniz. Bir de ekstra bunun tablet tutucu yeri de var. Onu da gösterdim size. Bu şekilde de bir mekanizması var ve duruyor. Bu çekimi böyle yapmak istedim. Çünkü genelde bazı çekimlerimi bu masada yapacağım için burada böyle direkt göstermek istedim. Mesela şu an video modunu alalım şu telefonumuzu da. Hani buradan da bir kayıt yaptığımızda görebilirsiniz. Alt kısımdan parlamaması için şöyle göstereyim. Bu şekilde bir alet. Güzel, kullanışlı, kesinlikle önerebileceğim bir alet. Bunu normalde ayarlayıp şu kısımlardan tersine takabiliyorsunuz. Benim masadaki köşek terse geldiği için mecbur böyle bir çözüm buldum. Buna koydum. Buna da bir ağırlık koyacağım. Böyle en azından portatif her yere taşıyabileceğim için bu kutuyu yaptım. Ama siz normal masanıza da takabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir problem yok. Bayağı kalkıyor böyle. Hani tepeden bayağı uzaktan da çekim yapabilirsiniz. İsterseniz iyice indirebilirsiniz mekanizmasını. Herhangi bir problem yaşatmaz. Bu şekilde tam sağa dönüş yapabiliyor, sola dönüş yapabiliyor ve üst kısmı herhangi bir şekilde şurayı sıktığınızda sallantı yapmıyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi net bir şekilde duruyor. Kutu açılımını her şeyini yaptık ürünün. Şimdi geliyoruz teknik özelliklerine. Öncelikle 110 santime kadar bir uzunluğa sahip oluyor ürünümüz. Alüminyum stand olarak geçiyor. Bir adet telefon tutucu, bir adet de tablet tutucu olarak kutu içeriğinden çıkış yapıyor. Zaten ürünler demonte olarak tarafınıza geliyor ve iki parçayı zaten birleştirdiğinizde ya telefon tutucuyu kullanabiliyorsunuz ya da tablet tutucuyu takıp kullanabiliyorsunuz. Ürün gayet güzel. Almanızı neden öneriyorum? Instagram'a, TikTok'a, YouTube'a. Bu ürün tam sizlik. Hem dikey bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem de şu an beni izlediğiniz yatay pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan deve boynuzu tripod işinizi gayet hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıp görebilecek bir ürün diyebilirim. Çünkü pratik olması ayrı bir şey. Ekstradan mekanizma inip kalkıyor, yana dönüyor, sağa sola dönüyor. Birçok yapabiliyorsunuz. Mesela ben bununla birlikte ürünün detay çekimlerini yapacağım zaman yakın şöyle yukarıdan aşağıya ürüne doğru geldiğimi düşünün. Yavaş bir şekilde titreşim olmadan indirip böyle detay çekimleri de yapabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz bunları. Ben artık bu videodan sonra mesela çok rahatlayacağım. Tepe çekimlerimde ürünün kutusunu açtığımda çok rahat bir şekilde etrafta tripod bağlantısı olmadan bir şey gözükmeden tam tepeden net bir şekilde aşağıyı çekebileceğim. Ve bu gayet benim işimi görecek. Ben bu yüzden aldım ürünü. Ama birçok yerde dediğim gibi kullanabileceğiniz bir ürün. Bütün özelliklerinden de bahsettik zaten. Yani şu anda alınabilecek deve boynuzu tripodlar arasında en uygunu giriş seviyesi. Bunların 200 liradan başlayıp 6000, 7000'e kadar da olan tripod modelleri de var bu arada. Bu bizim için ekonomik olan ve bizim gibi giriş seviyesi ürün tanıtımı, videolar çeken, içerik üreten kişiler için. Aslında giriş seviyesi de diyemeyiz buna. Bu göreceli bir kavram. Bu benim için profesyonelinden de profesyonel bir tripod diyebilirim. İşimi gördüğü sürece en profesyoneli her zaman odur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olduysa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şöyle daha güzel içeriklerimiz gelsin. Bir abone olu çok görmezseniz sevinirim. Güzel ürünler, güzel çekimler geliyor. Takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere.